Hastalığı olan kişilerde özellikle soğuklarda ve heyecan esnasında bu eldeki atar damarlar büzülebiliyor. Büzüldüğü zaman da orada damar dolaşımı yavaşlıyor. Soğukta. Soğuk da etkiliyor. Soğuk ya da heyecan ikisi de etkiler. Soğukta önce damar el bembeyaz olur, sonra bu damarı çözülünce kan akımı birden fazla gelir, sonra morarır, biraz ödem olur ve ağrı olur. Bu genelde hani çok ciddi bir problem yaratmaz. Renal fenomeni dediğimiz olay var ise altta başka problemler var mı araştırmak lazım. Özellikle romatizmal hastalıklarda sık gördüğümüz bir problemdir. Onu araştırmak lazım. Bazen ilaç desteğiyle de bunu rahat çözebiliyoruz. Genelde ameliyata falan gerek kalmıyor bu tür hastalarda eğer öyleyse. Ama kaşıntıda falan varsa kaşıntı falan başka mantar türü yani enfeksiyon türü şeyler de olabilir. Onu işte görmek lazım. Muayene etmek lazım yani. Mutlaka bir hekime başvurması tabii, gerekiyor tabii, hocam. Tabii. Peki genelde hocam şöyle bir algı vardır. Sulandırıcı, kalp sulandırıcısı içer kişiler. Bunun sebebi nedir? Şimdi kalp krizini nasıl açıkladık? Dedik ki oradaki plak çatlıyor. Oraya ne oluyor? Bizim trombosit dediğimiz kan pulcukları. Çok küçükler. Normal bizim 4 mikron çapında. 2 dökün. Yani çok küçükler. Gözde mikroskopta da böyle çok küçük gözüküyorlar. Normalde bizim al yuvalarımız, ak yuvalarımız var. Onların böyle 5 katı falan daha küçük pulcuklar. Bunlar aslında son derece bizim hani pıhtılaşma mekanizması.